PUBG Mobile World Cup'a özel önemli oyuncuların performanslarının istatistiklerini Scott'ımla birlikte değerlendireceğiz. Özellikle sene başından beri kurdukları uzak splitli, agresif, sağ solu kontrol etmeyi seven... Ragnar'a doğru! Şu anda PMSL'de de iyi bir performans gösteriliyor. Evet. Umuyorum Dünya Şampiyonası'nda World Cup'ın finalinin intikamını alacak. Bak skora. 32. Bak hasara. Hayatta kalma çok önemli mi bu performans? Değil. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Yummy deyince de benim hep bir karnım acıkıyor. Maç sunarken de öyle oluyor ya. Vallahi sana da oluyor muydu? Bu performans ortalama hayatta kalma süresine çok bakmaz. Ne kadar agresifler, kaç hasar atmış, kaç skora atmış konusunda XC. Top 5'e sığmayacak kadar fazla takım var bu sezon arkadaşlar. PUBG Mobile World Cup'a özel hazırlanan oyuncu kartlarımız var arkadaşlar. Orada önemli işler başarmış, içerisinde temsilcimizin de olduğu önemli oyuncuların kartlarını, performanslarını, istatistiklerini Scott'ımla birlikte değerlendireceğiz. Evet, Frozen'la başlayalım. Başlayalım. Şu anda o kartların yanındaki işte 14. 12. vesaire bunlar kendi sıralamaları değil, takımlarının bitirdiği sıralamaya göre yapılmış kartlar. Frozen'ın performansını görüyoruz. Zaten takımında da özellikle hem hayatta kalma aşamasında hem de finalde en çok öne çıkan oyuncu. 5300 hasara kadar çıkmış, 23 skor almayı başarmış ve favori silahı da zaten M4 olarak karşımızda. Hayatta kalması biraz az tabii, o da sıralama düşük. O da zaten normal. Finalde yaşanan problemler zaten buna sebebiyet verdi. Aslında grup aşamasında ve hayatta kalma aşamasında özellikle müthiş oynayan lider. Hayatta kalma. Swain çekti bombayı. Swain Ragnar'a doğru! Frozen, yine Frozen'ın yapmaya biraz devam ediyor. Biraz ufaktan büyük problemler oldu ama umuyoruz aşacağız. Nerede aşacağız? Aşarız abi. Nerede aşacağız? Dünya Şampiyonası. Dünya Şampiyonası'nda aşacağız. Şu anda PMSL'de de iyi bir performans gösteriliyor. Evet. Umuyorum Dünya Şampiyonası'nda World Cup'ın finalinin intikamını alacak İstanbul White Kesnek Suyu. Çok hatalı oynadık. Evet. Çok hatalı oynadık. Allah'tan bir oyuncu hayatta kaldı. Şu an alan kapanıyor. Yani ikisini de tutma şansımız var ama. Bir diğer kartımıza bakalım. Gelsin kimlere eklemek isteyebiliriz onları da görelim. Buraya kim yakışırdı? Dokun yerine. Başkasının yerine yapsana. Ya gerçek ismini biliyor musun? Doğukan. Oh. Tabii. Doğukan anne tarafından galiba Türk. Brezilya'da bir mobilya mağazası var. Eto ceza. Kendisini tebrik edelim. Güzel bir performansı vardı. Doğuk. Kalmışlardı. Doğuk. İkinci rakibini de düşürmeyi başarıyor. 6 skor, 7 skora kadar ulaştılar. Doğuk gelecek, gelecek. Bu arada benim MVP adayımdır kendisi Doğuk. Onu da söylemek istiyorum. Nerenin MVP'si? PMG'si de eğer takımıyla beraber. Bak adayım dedim. Yarım ekmeklerde kampanya. Şu anda ağır bir şekilde Scarface'e, Silas'a, Kalse'ye, Zwoff'a. Bazı favorilerde seçmek yani tabii. Diğer oyunculara nazaran Doğuk benim için daha MVP adayı. Yani Doğuk'tan yine güzel performans geliyor. Oo, hasarda buldu. Doğru. Doğuk neler yapıyor öyle? Hazır mısın? Totem yapacağım. Ya. PR gece finallerinden sonra sana oyuncu kartı videosundaki Doğuk'u hatırlatırım. Orada maç sunarken inşallah. Olur. Usamaki. Ümki Usamaki çektim Doğuk'a. Ümki Usamaki. Sırada Tony K var. 7. oldular. Takım arkadaşlarıyla birlikte 2 senedir Arabistan'a Riyad'a damga vurdular ama bu sene birazcık tıpsladılar. Tıpslamak ne demek biliyor musun? İşte Vampire'ın World Cup'ta yaptığı olay. Bu sene hiçbir şeyin, hiçbir yere damgasını vuramazlar. Onu söylemek istiyorum. Şu anda bizim yorumladığımız o makinalar arasında Tony K artık sönük kalmaya başladı. Ha, belki PMGC'ye kadar işler değişir, oyunu oturturlar. Orasını bilemem, yine top 5 içerisinde yer alabilir. Ya. Favori silahı da DBS olarak karşımızda, zaten face to face savaşı çok kuvvetli olan bir oyuncu. Feed'inde 9 skorla sonu geldi. Son 5 takıma doğru geçiyoruz. Tony K geldi. Evi de ele geçiriyorlar. Ama şu DBS'de bir Alhaji ile VS atın bakayım ne oluyor. Ben buradaki Tony K'yi çıkartmak istiyorum. Alhaji oyuncu kartı bekliyorum. Jafar oyuncu kartı bekliyorum. Tony K yok. Bir sonrakine geçelim. Maç sunarken muhtemelen 15 kere farklı telaffuz etmişizdir arkadaşın ismini. Sayex diyebiliriz. Hiç fark etmez. Sia. Bilemedim ya. Olur mu? İzleyenlerimiz seçsin o zaman. İzleyenlerimiz seçsin arkadaşın seçsin adını. Seçsin derken bu arada bir doğru okunuşu yani, vardır muhtemelen. Şimdi zamanında biliyorsun Ananas dediğimiz oyuncu da vardı. Vardı. Ama bu çok güzel konuşuyor. Adını muhtemelen bir daha görmeyeceğiz. Yani DRX takımının... Yok be, deme öyle. Deme öyle. DRX 4. olmuşlar sezon ortasında. Ya şöyle, World Cup'ta 4. olmuş olabilirler. Evet ama World Cup her şey değil. İstatistiklerde en önemli bakılması gereken şey ortalama hayatta kalma süresi. PMGC'de bu ortalama hayatta kalma süresini tutturabilecek mi? Soru işareti. Ama bir de şöyle bir durum var. 3 günlük final performansları önemli olan. Aynen öyle. Orada. Şimdi mesela bu performansın aynısı tutacak mı? Ortalama hayatta kalma süresi mi biraz daha önemli olacak takımlar adına? Yoksa agresiflik mi önemli olacak? Her lobinin
mekaniği farklı olduğu için söylüyorum bunu. Ben biraz daha temkinli davranırım. Top 10 diyorum. Top 5 imkansız. Ben de seninle hemfikirdeyim. Top 5'e sığmayacak kadar fazla takım var bu sezon arkadaşlar. Ve şimdi 3. takımdan Tiamba kadrosundan XC'yi görüyoruz. XC, i̇şte delikanlı şimdi. Adam Nick'i böyle olur ya. XC. Bitti gitti. 2 tane harfi yapıştırmış geçmiş. XC için sıkıntılı bir nokta var. Ortalama hayatta kalma süresi. Çok düşük. Ama Tiamba bizim karşımıza geçtiğimiz Tiamba'dan farklı olarak nasıl çıktı? Vurucu. Agresif bir vurucu Tiamba. XC'ye yakın mesafede DBS'iyle ilk ismi yakalamayı başardı. Top üzerine doğru geliyor. İkinci ismi de yakalamayı başardı. Tiamba'yı ilk gördüğümüzde... İlkten bir tırsıyorduk ama. Yani. Aynen öyle. Bizim onlara gösterdiğimiz saygıdan dolayı. Çin bölgesi, Pel bölgesi, hak kazanmışlar tehlikenin gelmişler. İçi. Tehlikenin göbeğinden geldi tehlike bu adam. Tehlike sokaklarında oynuyor bu çocuk. Bu kadar abartmaya gerek yok. Tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. Bu performans ortalama hayatta kalma süresine çok bakmaz. Ne kadar agresifler, kaç hasar atmış, kaç skor atmış konusunda XC ben top 5 MVP arasına sığdırabileceğimizi düşünüyorum PMGC'de. Ben de kime katılıyorum? Scott'ıma katılıyorum. Sıradakini sen yorumla bakayım. Sıradakine sana bir yorumlama çekeyim Scott'ım. Sabaha kadar burada! QZ. Ha bak şimdi kimden? Tiamba'dan. İki tane oyuncu burada niye? Çünkü Tiamba tehlike. Bak skora. 32. Bak hasara. Hayatta favori kalma çok önemli Scott. Bu performans. Değil. Yani ortalama maç başına aslında 4-5 puan sadece skordan çeken bir Tiamba demek bu. 18 dakika ortalama hayatta kalma süresi de çok bir sıralama puanına gidilmez. Ama burada erken elenme olaylarında bu araya gelen galibiyetleri de eklersek oradan da işte zaten takımı 3. olduğunu ne nasıl 3. olduğunu anlıyoruz. QZ geldi buraya. QZ skorun garantisini alıyor. 8 skora kadar ulaşan bir Tiamba var. QZ kankama da görüşürüz diyelim. Saçlarını da beğendim. Gözlük saç uyumu mükemmel. Evet. Bir moda yorumcusu da olarak Scott'ım. Arada tipleri de yorumlayalım diyorum. Aynen öyle. Şimdi sıkıntılı bir takıma geliyoruz. Scott'ın en sevdiği oyuncu Reggio. Bu takım 2 tane global turnuvada da hem PMGO'da şampiyonluk hem de World Cup'ta ikincilik çıkarttıktan sonra artık potansiyel bir top 5 tehdidi olarak Reggio'da karşımızda. Katılıyorum. Scott'ım PMGO'dan önce sana deseydim ki Reject'i koy. Nereye koy? Yıldızlar Ligi'ne koy. İlk 8 yapabilir miyi? Sen derdin ki bence felaket zor tokatlardık. Yapar. Agresif bir takımlar kolay olmayacak ama gerçekten bu son oyunları özellikle sene başından beri kurdukları uzak splitli agresif sağ solu kontrol etmeyi seven bir Reject gerçekten korkutucu geliyor. Alan dışında da değiliz. Az önce Region'un atışları ekranlara geldi. Yami böyle yakalamış. Vurmuş, 2-2 yapmış. Top 5 değil. Region'a bu sefer top 3 yazıyorum. İlk 3 sıra içerisinde Hayda. Bitirir MVP'ler arasında. Scott'tan enteresan açıklamalar. Tarihe not olarak düşelim Mbappe. Yami deyince de benim hep bir karnım acıkıyor. Maç sunarken de öyle oluyordu ya. Vallahi sana öyle da oluyor muydu? Öyle oluyordu. Tatlı çocuk ama bak gözlükler falan. World Cup'ta yaptıkları bu başarının aynısını Dünya Şampiyonası'nda yapabilirler mi benim için soru işareti. Benim için de soru işareti. Yani... Bence araya geldi biraz. Bu şekilde ucundan kıyısından evlerde alan içerisinde kaldılar. Oo. Burada Mad Bulls belki sıkıntı yaşayabilir Yami. Diyecektim. İstatistikler güzel, skorlar güzel. Ortalama hayatta kalma süresinde ufak bir sıkıntı var. PMGC döneminde Yami'nin ilk 5 MVP arasında ya da ilk 5 oyuncu arasında yer alabileceğini düşünmüyorum. O zaman Revo'ya geçelim. Revo'ya bakalım. Şampiyon gelsin. Revo'yu ben yorumlayacağım Scott. Turist Ömer Uzay Yolunda filmini hatırlayın. Orada bir tane kaptan vardı. Mr. Spock değil mi ya? O. Hatta benzemiyor mu? Hatta kendisine ne diyordu? Senin kulaklar böylesi sizin memleketteki eşekleri düşünemiyorum demişti. Bizde eşek yoktur. Hadi ya. Bundan sonra Revon'un adını Mr. Spark olarak değiştiriyorum Scott. Sen de bir analiz çek. Şu anda Revon'un istatistiklerine baktığımızda, az sonra Mafioso'nun istatistiklerine baktığımızda hasar çok iyi, skor çok iyi, ortalama hayatta kalma süresi iyi. Bu ne demek oluyor? Bu takım hem skor alıyor, hem galibiyet alıyor ya da galibiyete yakın sıralamalarda top 5'te bitiriyor sürekli. Ki 20 dakika ortalama hayatta kalma süresi yapmak bir takım için 18 maçta olsa, 5 maç, 10 maçta olsa kolay değildir. Gerçekten hak eden bir oyunla şeytanın bacağını kırdılar. Mafioso'ya geçelim. Mafioso'yu da ben yorumlayayım. Sihirli parmaklar Mafioso. Bak o birazcık daha böyle karateci pozu var. Abi bir istatistik var adamda. Ben istatistiğe geçmeden Mafioso'yla ilgili ben de yorum yapmak istiyorum. Mafioso şu haliyle gelsin. Keçi 3-5 yaş hayat önce. Veriyorum. Bak ben Mafioso'ya sana rolü yazıyorum. Cennet Mahallesi Aliş. La amma sapsın beni işte. Benzemiyor mu?
Benziyor. Benzemiyorum. Üzerinden Alfa Sabah'ın formasını çıkart. Aliş. O zaman bir son mafyosu yorumu çekelim. Skat'ım kapatalım. Evet. Mini hastasıymış. Ben yani, Aliş tanıyorum. O da mini hastası. Mini hastası zaten turnuvada da bize bunu gösterdi. Bütün istatistikleri iyi durumda. Yani o beşgen içerisinde içe bükük bir kısım yok. Evet. Full. Full hepsinde çok çok iyi oynamış. Hepsinde bir derece yapmış. Mafyosa'ya desen 2013 ki... 2013 Ronaldo. Aramadıkları için mafyosu orayı boş zannediyor. Evet evet. Bu arada yatışlar geldi. Zörş'ün üstüne yatışlar yere çekmeye başardı. Revon'un attığı bombada Flyke'ı yere çekindi. Şu anda Mad Boost'ta ciddi sıkıntılar var. Reject'le Regio'yu nasıl ben ilk 3 içerisine koyduysam Revo'yu da oraya koyarım. Mafyosa özür dilerim. Seni belki top 5'e top 10'a koyacağım. Hatta top 10'a. Ama benim şu oyuncular arasında top 3'teki net tahminlerim Doc, Regio ve Revo olacak. Bu arada şimdi dikkat ettim Mafyosa'nın işaretine de. Mafyosa da enteresan bir işaret şey yapmış. Hani sor bakalım Carilli okey mi gibi falan hani var ya. Mafyosa'ya sesleniyorum. Bu pozunu da değiştir. Bir sonraki turnuvada böyle uygunsuz pozlarda seni görmek istemiyorum Mafyosa. PMGC'de denk düşebiliriz. Sonu sıkıntılı olur. Carilli'ye de sor bakalım. O da PMGC şampiyonluğu için okey miymiş diyerek skatım. Bu bölümümüzü kapatıyoruz. Arkadaşlar bütün oyuncu kartlarına baktık. Sizler için yorumladık. Sizce PMGC'ye bu sene grup aşamasına kaç takım göndereceğiz? Şu anda 7 takımla gitmek için mücadele ediyoruz. Sizce grup aşamasına kaç takım gönderiyor olacağız? Ve sizin favori oyuncunuz kim? Burada hangi oyuncuyu görmek isterdiniz? Hangi oyuncunuzun kartını görmek isterdiniz? Bu soruların da cevabını yorumlarda verirseniz Scott'la birlikte bakıyor olacağız. Bu videoyu beğenirseniz de bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.